Herkese yeni bir videodan merhaba. Kitap tanıtım serimize devam ediyoruz. Elimizde 3 yeni kitabımız var. Bunlardan ilki Onur Koç ve Mustafa Kasap'ın yazarı olduğu Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka kitabı. Diğer iki kitabımız ise Jonel Lefarge'ın yazmış olduğu iki farklı çizgi roman kitabı. Şimdi kitaplarımıza geçmeden önce şunları belirtmek istiyorum. Bu serinin bundan sonraki videolarında artık okuduğum teknik kitapları tanıtıyor olacağım. Ayrıca bu videolarda yer alan hiçbir kitabın yazarı ile bir işbirliği içinde olmadığımı da belirteyim. Tamamen kitapçılardan kendim seçerek temin ediyorum. Kitaplarımıza dönelim. Elimde tutmuş olduğum kitabı almadan önce kapağı gerçekten çok dikkatimi çekmişti. Çünkü böyle bir konusu olan kitabın kapağının el işi faaliyetlerinden oluşan bir fotoğrafı içermesi çok hoşuma gitti. Ve şahsen daha içeriğine bakmadan beni almaya teşvik etti. Tabi kitapları sadece kapağına göre yargılamıyoruz. Kapak resmi Onur Koç'un oğluyla beraber yaptığı faaliyetlerden birinin fotoğrafı. Evet, kitap genel olarak ne içeriyor dersek, kitapta yapay zekanın şu anki haliyle nelerin mümkün kılındığından, gelecekte ne gibi imkanları yol açabileceğinden bahsediliyor. Mesela ben yapay zekaya olan ilgim ilk başladığında doğal olarak yapay zeka ile nelerin mümkün olduğundan haberim yoktu. İşte sadece telefon uygulamalarındaki akıllı fotoğraf özellikleri, sağlık uygulamaları, oyunlardaki yapay zekadan ibaret olduğunu düşünüyordum. Halbuki yüz tanıma gibi sistemlerden de haberim vardı. Ama doğrudan bu konuyla ilgili olduğunun bile farkında değildim. Fakat yavaştan içerisine daldıkça aslında ne kadar sonsuz fırsatlar sağladığını ve bu konuda bilgisi olmayan birisi için imkansız görünen uygulamaların hayata geçirilebileceğini öğrendim. Kitapta yapay zekanın bu potansiyel alanlarına yer verilmiş. Kitapta ayrıca bu sistemlerin nasıl çalıştığı ile ilgili küçük bir bölümde ayrılmış. Dediğim gibi kitap daha çok yapay zeka uygulamalarının hayatımızdaki yeri ve geleceğinden bahsediyor. Bu alana ilgisi olan herkesin rahatça okuyabileceği güzel bir kitap. Gelelim çizgi romanlarımıza. Yapay Zeka isimli bu kitabı alırken acaba yararlı bilgiler içeriyor mu diye başta biraz düşündüm. İçeriğinin çizgi roman olup olmadığına dahi bakmamıştım bile. Ama kitabın kapağındaki çizen kişinin referansından kitapta çizimlerin olduğunu tahmin ediyordum. Sonra kitap gelince içini açınca şaşırmadım değil. Kitapta yapay zekanın tarihinden günümüze kadar olan serüveni çizgi roman şeklinde anlatılmış. Ben okurken çok keyif aldım. Belki az da olsa bu konuda bilgisi olan birine yeni şeyler öğretmiyor ama zaten kitabın amacı da bu değil. Yazarın kendisi de aynı zamanda bir yazılımcı. Bu bilgisiyle birlikte çizimlerle çok güzel harmanlanmış bir çizgi roman ortaya çıkmış. Aynı yazarın internet ismindeki çizgi roman kitabını da aldım. Henüz okumadım ama beklentim aynı kalitede bir içeriğe sahip olması. Bunda da internetin tarihi ve işleyişi konusu işlenmiş. Kitabın arkasındaki yazıdan da bir kesit alırsam, internet artık içme suyu gibi hayati bir şeye dönüşmüşken tarihi ve işleyişi hakkında hala çok fazla şey bilinmiyor. Gerçek internet frekanslardan ya da bulutlardan oluşan yapay bir dünya değil. Fiziksel yapısı olan geniş bir dünya. Üstelik jeopolitik yönü tüm gerçeklerden daha gerçek diye belirtilmiş. Umarım gösterdiğim bu kitaplar hakkında az da olsa bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Desteğinizi göstermek için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.